bir ülkede tek çocuğu olan oğlunun üzerine titreyen bir kral yaşarmış. Prensin eğitiminden sorumlu olan hocaların bile onun yaptığı herhangi bir yanlışı düzeltmesine müsaade etmezmiş. Bu yüzden de prens epey şımartılarak büyütülmüş. Kimsenin düzeltmeye yeltenemediği birçok hatasının en kötüsü kibirli, kaba ve zalim kişiliğiymiş. Bu bencil ve itaatsiz prens hocaları tarafından derslere çağrıldığında ''Ben sizin prensinizim. Kısa süre sonra da kralınız olacağım. Sizin gibi sıradan insanlardan bir şey öğrenmeye ihtiyacım yok benim. Tahta oturup ülkeyi yönetmeye başladığımda ben ne istersem o olacak. Kral olarak hata yapmayacağıma göre kanunları öğrenmeme de gerek yok.'' diyerek onları kovalarmış. Daha küçük bir çocukken bile vatandaşlar onun zorbalığından ve kibrinden korkarlarmış. Bir sokağın başında göründüğünde orada yaşayan herkes evlerine kaçar, kapılarını sıkı sıkıya kilitler ve pencere kenarlarından bakarak prensin sokağı terk etmesini beklerlermiş. Ata binmeyi de pek beceremeyen prens, yoluna çıkacak olanları kadın erkek çocuk demeden ezmekten kaçınmaz, üstelik insanlar acıdan bağırdıkça zevkten kahkahalar atarmış. Prensin bu zalimliği öyle dayanılmaz bir noktaya gelmiş ki, insanlar artık buna sessiz kalmamaya karar vermişler. Bir şikayet dilekçesi hazırlayıp krala iletmiş, oğlunu zapt etmesini istemişler. Kral bu şikayetleri ilk duyduğunda dikkate almamış. Ancak insanların bir ayaklanma çıkarmaya başladığını görünce, oğlu hakkında yapılan suçlamaları araştırmanın daha iyi olacağına karar vermiş. Araştırma için 3 yargıçtan oluşan bir heyet kurulmuş. Veliaht Prens hakkında yürütülen uzun bir araştırmanın neticesinde yargıçların krala sunduğu bilgiler inanılır cinsten değilmiş. Kendisine sunulan bilgileri inceleyen kralın adalet ve dürüstlüğü bu iddiaları ilk duyduğu zamanki öfkesine galip gelmiş. Başlarda sadece veliahtıma saygısızlık ediyorlar sanmıştım. Ancak bu insanlar haklıymış demiş. Halkıma bir özür borçluyum ve bu yaşananları telafi etmeliyim. Oğlum da kendisini affettirmeli. Bu sefer ceza alacak, kaçışı yok. Oğlunu acilen yanına çağırtmış, prens kibirli bir havayla kralın sağında ve solunda oturan yargıçları tepeden bakarak ve bıyık altından sırıtarak babasının huzuruna çıkmış. Kral, ''Neden yargıç karşısına çıkarıldığından haberin var mı?'' diye sormuş. Kibirli prens, ''Bilmiyorum ama umurumda da değil.'' demiş. ''Bu ayak takımının söyledikleri beni hiç ilgilendirmiyor.'' Bugüne kadar onun huzurunda saygıda kusur etmemiş olan oğlunun böyle davrandığına ilk defa şahit olan kral kaşlarını çatmış. ''Ahmak seni! Taşıdığın soyadına ve annenin aziz hatırasına saygısızlık ettin.'' diye sinirle bağırmış kral. ''Halkın karşısında hem kendini hem de beni küçük düşürdün.'' Hayatı boyunca hiçbir şey için hesap vermek zorunda kalmamış olan prensin durumun ciddiyetini anlaması biraz uzun sürmüş. Sonunda kral, prense verdiği cezayı yüksek sesle salondakilere duyurmak için ayağa kalkmış. Bütün yargıçlar, danışmanlar ve devlet büyükleri ve halk temsilcileri de karar için ayağa kalkmışlar ve kral söze başlamış. ''Herkes bilsin ki, oğlum Veliaht Prens'in bu ülkenin kanunlarına karşı geldiği, halka aşağıladığı, insanlara zulmettiği belgelerle kanıtlanmış olup, saray erkanından aldığım tavsiyeler ve benim de irademle cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle oğlumun kendisine hiçbir maddi destek verilmeden ülkeden sürülmesine ve 5'e kadar saymayı öğrenene kadar da geri dönmesinin yasaklanmasına karar verdim. Saray erkanından hiç kimse oğlum olduğunu söyleyerek yardım talep etmesi durumunda kendisine imtiyaz göstermeyecektir. Prens olduğu yerde dona kalmış. 5'e kadar saymanın ne demek olduğunu bilmiyormuş çünkü bugüne kadar ona bir şeyler öğretmek isteyen herkesi reddetmiş. Kimi sorduysa bir cevap da alamamış. Herkes onu omuz silkip geçmiş. Prens gecenin bir yarısı üzerinde sıradan bir işçinin giysileriyle 5 parası saraydan atılmış. Olup bitenler karşısında o kadar şaşkınmış ki haline ağlayamamış bile. Kendine sürekli bunun kötü bir rüya olduğunu
ve sabah olduğunda yine altın varaklı yatağında ipek çarşafların içinde olacağını söyleyip durmuş. Ancak sabah olduğunda kendini bulduğu yer yorgun, üşümüş ve aç halde geceyi geçirdiği bir çalılıkmış. Artık bunun bir rüya olmadığını ayırtına varan prensin tek bir arkadaşı olmadığı gibi karnını doyuracak parayı nasıl kazanacağını da bilmiyormuş. Fakir insanların ne zorluklar çektiğini yavaş yavaş anlamaya başlarken aklına zulmettiği fakir insanlar gelmiş ve yaptıkları yüzünden düştüğü durumu düşünüp haline üzülmüş. Ayaklarına ağrılar girip yorgunluktan bitap düşene kadar oradan oraya dolaşıp durmuş. Akşam olmak üzereyken yol kenarındaki bir kulübenin kapısını çalıp biraz yiyecek ve kalacak yer istemiş. Kulübede yaşayanlar ona istediklerini vermişler ve ertesi sabah tarlalarda çalışmaya başlamış. Ancak narin elleri çalışmaya alışık olmayan prens, tarladaki diğer işçilerin alay konusu olmuş ve çalıştığı işten kovulmuş. Kalbi ve gururu kırılmış. Beşe kadar nasıl sayacağını öğrenmek üzere tekrar yola koyulmuş. Uzun günler, sonu gelmeyen geceler, kavurucu yaz sıcakları, karlı kış ayları, bahar yağmurları boyunca oradan oraya gezinip durmuş. Böylece bir yıl geçmiş ama prens hiçbir şey öğrenememiş. Aslında bir noktadan sonra neden oradan oraya gezindiğini, evinden neden sürekli uzaklaştığını neredeyse unutmuş. Neredeyse her günü aç ve susuz geçiriyor, geceleri sert ve soğuk toprağın üzerinde uyuyormuş. Zaman hiçbir anlamı olmadan akıp geçiyor. Bazen haftalarca tek bir insan sesi bile duymadığı oluyormuş. Prens artık dilencilik yapıyormuş. İnsanlar onu zaman zaman aşağılasa da genellikle ona iyi kalplilikle yardım ediyorlarmış. Yapabileceği bir iş bulduğunda çalışıyormuş. Bir gün bir haham ona ufak bir iş vermiş. İşi bittiğinde onun haline üzülen haham şefkatli bir sesle "Dürüstçe yapabileceğin bir iş bulduğunda ne kadar tiksindirici görünürse görünsün, zengin bir babanın oğlusun diye kibre kapılma ve çalış" demiş. Prens, hahamın bu sırrı nereden bildiğini anlamaya çalışırken, haham ona bu öğüdün Talmud'da yazılı olduğunu söylemiş. Kendisine bu öğüdün verilmesinden aşağı yukarı bir yıl sonra bir gün, prens kendini büyük, yabancı bir şehrin yakınlarında buluvermiş. Burada onu dostça selamlayan başka bir dilenciyle tanışmış. Dilenci prense, "Gel benimle" demiş. "Nerede yemek yiyip geceye geçirebileceğimizi biliyorum. Bu şehrin iyi kalpli ve asil bir prensesi var. Yolcuların dinlenip ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir han yaptırdı. Her gelene kapısı açıktır. Seni oraya götüreyim." Dilencinin dedikleri doğruymuş. Saraydan atıldığı günden beri ilk defa güzel bir yemek yemiş ve rahat bir gece geçirmiş olan prens, hatıralara dalmış ve duygulanıp ağlamaya başlamış. Bu esnada tatlı ve nazik bir sesin "Neden ağlıyorsunuz?" diye sorduğunu duymuş. Kafasını kaldırıp baktığında karşısında bugüne kadar gördüğü en güzel kadının durduğunu görmüş. Oturduğu yerden kalkıp bu güzel kadının önünde eğilerek selam vermiş ancak konuşamamış. Prensesin yanındakilerden biri, "Prenses seninle konuşurken cevap vermek zorundasın" demiş. Bu güzel prensesin tatlı sesiyle fakirleri ziyaret etmesine şaşıran prens, eskiden herkese tepeden baktığını ve hiçbir zaman ihtiyaç sahiplerine yardım eden yerleri ziyaret etmediğini hatırlamış. Prenses, "Nereden geldin sen?" diye sormuş. "Anlat bana, eğer bir sır saklıyorsan da bana güvenebilirsin. Sırına ihanet etmem." Prens, bir çırpıda her şeyi anlatmak istediyse de tereddüt etmiş ve demiş ki, "Heyhat, sevgili prenses, ben gördüğünüz gibi düşkün, gezgin bir dilenciyim. Ama bana acımayın, ben sizin merhametinizi hak etmiyorum. Bir yıl önce çok güzel bir evde yaşıyordum. Zengin bir tüccarın tek oğluydum. Babam bütün mal varlığını benim önüme sererdi. Ama kötü bir insandım ve insanlara zalimce davrandığım için evimden atıldım. Beşe kadar saymayı öğrenene kadar da geri dönmem yasaklandı. Oradan oraya gezindim ama hiçbir şey öğrenemedim. Bu sefil hayata mahkumum artık." "Ne tuhaf," diye mırıldanmış prenses. "İstersen sana yardım edebilirim." Ertesi gün tekrar hana gelen prensesin yanında
daha önce bu prense Talmud'dan öğütler veren haham da varmış. Haham bu dilenciyi daha önce gördüğünü belli etmemiş. Prenses, "Bu haham bilge bir adamdır ve kafandaki sorunun cevabını bulmanda sana yardım edecek," demiş. Prens bir gece önce olduğu gibi cevabını aradığı soruyu tekrarlamış. Haham, "Aslında bu sorunun cevabı çok basit," demiş. "Hatta o kadar basit ki kibirli insanlar gözlerinin önünde olsa da cevabı göremezler." "Söyle bakalım oğlum," demiş ve devam etmiş. "Açlığı gördün mü?" "Gördüm," diye cevap vermiş prens üzgün bir sesle. "O zaman bire kadar sayabiliyorsun demektir. Peki üşümenin nasıl bir his olduğunu biliyor musun?" "Biliyorum." "İkiye kadar sayabiliyorsun demek ki. Peki iyi yürekliliği gördün mü?" "Tanıştığın fakir insanlardan ve merhametli prensesten gördüm." "Gördün mü neler öğrenmişsin?" demiş haham. "Üçe kadar sayabiliyorsun işte." "Peki minnettarlık duydun mu hiç?" "Geçtiğimiz yıl boyunca çok şeye minnettar oldum. Şimdi ise her zamankinden daha çok minnettarım." "Dörde kadar saymış oluyorsun bu durumda," demiş haham. "Peki oğlum, hayattaki en önemli dersi öğrendin mi? Kibrini yenip alçak gönüllü bir ruh oldun mu?" Prens gözlerinde yaşlarla, "Oldum, gerçekten oldum," demiş. Haham, "O zaman beşe kadar saymayı öğrenmişsin. Babanın yanına dön. Sana bu dersi verdiğine göre bilge ve adil bir insan olmalı. Seni affedecektir," diyerek ellerini genç adamın başının üzerine koyup onun için hayır duası okumuş. Prenses de, "Benim de iyi dileklerimi kabul et," diyerek prensi öpmesi için elini uzatmış. Prens, "Güzel prenses, paçavralar içinde bir dilencinin böyle şeyler söylemesi belki de uygunsuzdur. Ancak geri döneceğim ve size bir teklifte bulunacağım. Eğer o zaman tenezzül edip de teklifimi kabul ederseniz beni çok mutlu edersiniz," demiş. Prenses gülerek, "Kim bilir," diye cevap vermiş. Prens, babasının yanına dönerek başından geçen her şeyi anlatmış ve yaşlı adam oğlunu bağrına basarak onu affetmiş. Genç adam tekrar bütün halkın önünde veliaht prensi ilan edilmiş. Saraya dönmesinden birkaç ay sonra prens, prensesi gördüğü şehre yanında ellerinde hediyeler olan çok sayıda hizmetkarlarla geri dönmüş. Prensesin huzuruna çıktığında, "Güzel prens, geri döneceğimi söylemiştim size," demiş. Ancak prenses kraliyet giysileri içindeki prensi tanıyamamış. Prens ona tanıştıkları zamanı hatırlattığındaysa prenses onu gördüğüne çok memnun olmuş. "Ben sizin merhamet gösterdiğiniz o sefil dilenciyim. Kendi zalimliğim ve ahmaklığım yüzünden kaybettiğim tacımı sizin yardımlarınız sayesinde tekrar kazandım. Sizden benim eşim olmanızı, hayatım boyunca bana rehberlik etmenizi istiyorum. Kabul ederseniz ben çok sadakatli bir kral olurum. Siz de dünyanın görüp görebileceği en güzel ve bilge kraliçe olursunuz." Prenses hemen cevap vermemiş ama kısa bir süre sonra bu teklifi kabul etmiş. Prens bu kez ülkesine her zamankinden daha mutlu bir insan olarak dönmüş. Halk onları ellerinde çiçekler, yüzlerinde gülümsemelerle karşılamış ve o ülkede o günden sonra hep mutluluk ve iyilik hüküm sürmüş.